Bozmayalım. Bir tane daha şöyle. Bugün Ayvalık'ta kızıl mercanlarımızı tüm dünyaya aslında hem Türkiye'de hem dünyada tanıtmak için bir dalış yaptık. Biraz fırtına sezonunun başlamasına rağmen güzel bir dalış oldu. Her şey yolunda gitti. Suyun altında hem deniz çayırları hem gümüş balıkları ve tabii kızıl mercanlarımız var. Yani onlarla tekrar suyun altında buluşmak çok önemli. Çünkü ben yıllardır bu bölgelerde dalışlar yapıyorum. Bunun belgeselini de yapmıştım. Bunların korunması ve bundan sonraki yıllarda da umarım böyle korunarak yeni nesillere taşınması ve tüm dünyaya tanıtılması amacımız. Şimdi dünyada zaten çok az karşılaşabileceğiniz şeyler. O yüzden bunun da anlam ve önemini bilerek bu noktalar gerektiği kıymeti daha çok görmeli diye düşünüyorum. Özellikle deniz ve dalış turizmi için çok çok önemli, çok anlamlı. Bu bölgede hem suyun altı çok güzel hem suyun üstü çok güzel. O yüzden ben herkesi buraya dalış yapmaya bekliyorum. Bugün Ayvalık'ın eşsiz mutfaklarından ve doğal kaynaklarından bir tanesi zeytin hasatı ve zeytinyağının tanıtımı ile ilgili bir festival için bu programı başlattık. Ayvalık'ın su altı ve ülkemizin kültürel varlıklarından bir tanesi olan kırmızı mercanlar ve gorganyaların tanıtımı, korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması amacıyla hem ülkemize hem tüm dünyaya tanıtım amaçlı böyle bir etkinlik ve organizasyon yapıyoruz. Şahika Ercüment'le birlikte şu an Kerbela bölgesindeyiz. Ayvalık'ta kuvvetli yaklaşık 7-8 tane rif var. Bu riflerden bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesinin üzerindeyiz. Kerbela Rifi. Yaklaşık 30 metreye dalış gerçekleştireceğiz. Su altında sadece ve sadece Türkiye'nin de Ayvalık'ta bulunan, dünyada da İtalya'nın Portofino kenti açıklarında bulunan ama yoğunluğu ve hakikaten görsel güzellikleri ve su altı habitatına verdiği hizmetle daha çok, daha yoğun olan bir bölgedeyiz. Yani Ayvalık'tayız arkadaşlar. Bunların korunması ve tanıtılması amacıyla buradayız. Amacımız tüm dünyaya bunları duyurmak. Aslında bunlar bir mercan değil. Bunlar gorgonya dediğimiz aslında su altı canlıları. Mercan olarak bilinse de bunlar zooplankton dediğimiz akıntıda etçil türev canlılarla beslenen canlılar. Ve ortalama ömürleri 150 yıl arkadaşlar. Bunlar çok yavaş
büyüyen, çok yavaş gelişen su altı yapıları. Dolayısıyla bunlar bizler için çok önemli. Hem su altı canlılığının korunması, ülkemizin üç yanındaki, üç yanıyla çevrili sularında bizim için çok önemli olan unsurların barınması, onlara ev sahipliği yapılması için bunları yaşatmamız gerektiğine olan inancımızdan böyle bir çalışma yapıyoruz.